Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz çevre mühendisi Selim Kazıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Selim Kazıcı, 1994 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta ve lise hayatımı Diyarbakır'da tamamladım. Sonrasında Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun olduktan sonra bir grup şirketinde danışmanlık ve atık yönetimi üzerine çalışma şansı buldum. Sonrasında Adana merkezli olarak KOSGEB Genç Girişimci Hibesi ile kendi çevre danışmanlık firmamızı kurup şu anda da Adana ve Ankara merkezli çalışma hayatımızı sürdürmekteyiz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu sektöre giriş nasıl oldu? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Kırılma anı sektörle ilgili üniversite yıllarında çevre mühendisliği alanında çok farklı disiplinler var aslında. Halk sağlığı mühendisliği de aslında bir diğer adı. Bizler eğitim hayatımız boyunca farklı sektörlerde farklı işler aslında öğrenmiş olduk. Bu işin hem çevre danışmanlık kısmı, hem çevresel etki değerlendirme kısmı, hem atık su kısmı, hem atık yönetimi kısmı gibi birçok alandan dersler gördük. Ve çevre danışmanlık alanı da aslında Nesrin Hanım, bu bir önce saymış olduğum birçok alanın birleşimi şeklinde bir sektör olarak açığa çıktığı için benim de kişilik yapıma en uygun o olacağına karar verip çevre danışmanlık alanında tercihte bulundum. Ve çok önemli, çağımızın en önemli konusu. Genel olarak neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız, hizmetleriniz nelerdir? Bizler öncelikle çevre danışmanlık iş ve işlemlerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bizlere vermiş olduğu yetki belgesine istinaden yapıyoruz. Bu yetki belgesine istinaden de işletim ve kurulum aşamalarında olan sanayi tesislerine bakanlığımızın bize vermiş olduğu yetkiye istinaden çevre mevzuatı kapsamında yapılması gereken iş ve işlemleri aslında gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da sanayiciler, yani bir fabrika kurulurken en başından en sonuna kadar, yani bir ÇED raporundan başlayarak, inşaat aşamasından başlayarak aslında o tesisin faaliyet üretim yapabilmesi için, faaliyette bulunabilmesi için aslında biz çalışma lisansı alıyoruz. Bizim alacağımız üretim belgesi, yani çalışma lisansı olmadan aslında sanayici bir nevi çalışma hayatına başlayamıyor. Sanayi tesisleri bu anlamda çevre danışmanlık hizmeti eğer alırlarsa, bizler onlara bu hizmet kapsamında, örnek vermek gerekirse, emisyonla ilgili bir kaynağı varsa bacanın nasıl yapılacağı ile ilgili bizden bilgi alıyor. Bacanın boyunun nasıl olacağı ile ilgili biz resmi yönetmelikler kapsamında onlara bilgi veriyoruz. Onun dışında proses kaynaklı bir atık suyu oluşuyorsa eğer o atık suyu belediyenin kanalizasyon sistemine nasıl verebileceğini, gerekli izinleri nasıl alabileceğini. Onun dışında da biliyorsunuz ki üretim aşamasında bir tesisin atığı oluşuyor ve tesis bünyesinde bu atık yönetimini nasıl yapacağı ile ilgili biz hem orada beyaz yakaya hem saha çalışanlarına aslında bir eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Tesisin farklı yerlerinden kaynaklanan atıklar için de tesiste nasıl yönetimi yapılacağını aslında bizler sanayicilerimize burada ön ayak olmuş oluyoruz. Kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli bir misyon gerçekten. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Benim önde gelen özelliklerim aslında Nesrin Hanım, ben bilgiye aç bir insanım. Yani herhangi bir bilgi olsa bile ben o bilgiyi alıp bir şekilde hayatıma sokmaya çalışırım. Çünkü her bilgi aslında insan yaşamında bir yerde lazım fayda oluyor, fayda sağlıyor kesinlikle. Ben çevre danışmanlık alanını seçmemdeki en büyük sebep de aslında benim kişiliğime çok yatkın olmasıydı. Bunu ne demek istiyorum? Bizlerin yaptığı işler aslında hem saha işi oluyor, hem büro işi oluyor, hem de bürokrasi dediğimiz bakanlık, yani resmi kuruluşlar ayağı oluyor. Ben de kendi kişiliğime baktığım zaman aslında hem orada insan ilişkileri, hem yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni işler görüyorsunuz, yeni prosesler tanıyorsunuz ve o işlemleri aslında siz hallediyorsunuz. Yani günün sonunda bir fabrikanın, bir sanayicinin o tesisin çalışabilmesi için aslında siz bir üretim izni alıyorsunuz ve bu sizi manevi olarak çok mutlu ediyor. Benim kişiliğime çok uygun olduğu için aslında bu alan bende kırılma noktası o şekilde oldu. Harika. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle bahsedeyim ondan da. Bizler Seka Çevre Danışmanlık firması olarak Adana'da yaklaşık 10 yıldır hizmet ediyoruz. Biz elimizden geldiğince her türlü fabrikaya, firmaya ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında çevre işleri sanayiciler için aslında son kalem olarak maalesef görülüyor birçok yerde. Elzem özellikler dışında, mecburi alınması gereken izinler dışında maalesef sanayiciler bizleri çok göz ardı ediyorlar, istemiyorlar. Bütçe ayırmak istemiyorlar. Bütçe ayırmak istemiyorlar. Biz bu işi biliyoruz, biz yaparız diyorlar. Kesinlikle. Ama bu çevreye duyarsızlık oluyor. Kesinlikle. Biz orada çok zorlanıyoruz. O zorlanma aşamasında da aslında bizler sanayicileri, yani direkt üst yönetimi işin içine çekmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Şunu diyoruz mesela.
Bunu yapmazsanız eğer, örnek veriyorum, bir atık alanı yapmazsanız bununla ilgili bir ceza uygulanabilir. Tabii. ÇED raporunuz olmadan bir inşaata başlarsanız, bir tesisi kurarsanız aslında proje bedelinin %2'si kadar ceza yersiniz diyoruz. Onun dışında üretim izniniz olmadan, lisansınız olmadan çalışırsanız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı size ceza yazabilir diyoruz. Aslında bu cezalar ülkemizde biraz daha caydırıcı oluyor. Yani bu anlamda üst yönetimler bu cezaları duyunca aslında biraz daha bizi dinlemeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Bizlerin de SEKA Çevre Danışmanlık olarak vizyonumuz, birçok kayıt dışı çalışan fabrikalar var. Maalesef. Biz elimizden geldiğince o fabrikalara ulaşmaya çalışıyoruz. Sistemin içerisine dahil etmek istiyoruz. Ve çevre mevzuatı kapsamında bu izinleri alıp çalışırsa önünün daha fazla açılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bizim şu an en dikkat ettiğimiz noktalardan biri o. Harika. Ülkemiz Paris İklim Sözleşmesi Kyoto Protokolü'nü imzalayarak karbon salınım oranını azaltmayı taahhüt etti. Tabii sizin gibi bu işi profesyonelce yapanlar da en iyi şekilde destek oluyor. Gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir konu. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Sizin ekibinizde yer alacak kişiler hangi özelliklere sahip olmalı? Çevre danışmanlık sektörü aslında bir açık büfe. Yani çok geniş bir yelpaze. Bunu niye söylüyorum? Sahaya gidiyorsunuz. O sahada beyaz yakayla da bir toplantı yapıyorsunuz. Akabinde sahaya inip o sahada çalışan elemanlarla da bir toplantı yapıyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, kendi büro işlemleriniz oluyor mesela, onları hallediyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, sonrasında da resmi kuruluşlarla görüşüyorsunuz firma adına. Çünkü bir hizmet sözleşmesi imzalıyorsunuz ve aslında onların vekili oluyorsunuz çevre anlamında. Bizim iş çok geniş kapsamlı bir iş. Yani insan ilişkilerinizin çok iyi olması lazım. Aynı anda birden fazla işle muhatap olup o işleri aslında çözebilmelisiniz. Çok farklı düşünebilmelisiniz. Mesela çevre danışmanlık alanında ben çalıştığım için benim kişiliğime çok fazla katkıda bulundu. Çok farklı düşünebiliyorum. Çok farklı analitik insan tanıyabiliyorsunuz. Düşünce, analitik, evet, düşünebiliyorsunuz. Etkin bir iletişim, çünkü kesinlikle çok farklı çevrelerle muhatap oluyorsunuz. Tabii sürekli interaktif bir süreç yaşadığımız için çevre danışmanlık sektöründe çalışabilecek çevre mühendislerine, meslektaşlarıma naçizane önerilerim bu şekilde olabilir. Çok güzel ve tabii çevreye duyarlılık. Kesinlikle. Değil mi? Çok önemli. Yani çağımızın en önemli konusu. Kaynaklarımız tükeniyor. Kesinlikle. Bunları en iyi şekilde kullanmalıyız. Yalın üretim kavramı, kesinlikle, var biliyorsunuz. Yani bütün bu enerjiler en verimli şekilde kullanılmalı. İsraf olmamalı. Ne yazık ki büyük oranda israflar da var, değil mi? Kesinlikle Nesrin Hanım. Şöyle bir söylediğinize katılmakla beraber şöyle bir ekleme yapayım. Şu an ülkemizde iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve bunlarla ilgili çok geniş kavramlar var. Örnek verelim, bir sanayici düşünelim. Bu sanayici ürettiği ürünle ilgili ihraç ettiği ülkeler sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında sınırda bu tesislerden vergi alacaklar. Kesinlikle. Avrupa Birliği üye ülkeler bize şunu diyor. Diyor ki karbon ayak izini, ürün karbon ayak izini düşürmezsen, benim standartlarıma almam, getirmezsen diyor, almam. Alırsam da sen kilogram başına veya ton başına şu kadar para ödeyeceksin, kesinlikle, diyor. O anlamda da sanayicilerimizin bu konuya çok oluyor, dikkat etmesi gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü ceplerinden para çıkacak. Yani yurt dışıyla hele iş yapmak isteyenler, sizin söylediğiniz gibi onların yüksek standartları var. Çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılmasını ve o tarz ürünlerin üretilmesini tercih ediyorlar. Dolayısıyla dünyaya entegre olmak istiyorsa, kesinlikle, eğer bu sanayiciler ve de yani hem ülkemize hem dünyaya katkı sağlamak istiyorlarsa, kesinlikle, bu kuralları uygulamalılar, gerekli tedbirleri alacaklar, regülasyonları takip edecekler, mevzuatlar da çünkü değişiyor, hedefler yükseliyor. Kesinlikle. İnşallah bu tedbirler uygulanır ülkemizde. İnşallah uygulanır. Bizim de zaten temennimiz o yönde olduğu için gittiğimiz fabrikalarda veya yaptığımız toplantılarda hep bu konuya, yani bu konunun altını sürekli biz çiziyoruz. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu firmalar ihracat yapacağı zaman sınırda ciddi oranlarda vergiler alınacak. Evet. Ürünün karbon ayak izini isteyecekler. Kesinlikle. Yani fabrikanın fabrikanın tamamının karbon ayak izini isteyecekler. Ürettiğiniz ürünün karbon ayak izini isteyecekler. Su ayak izinizi isteyecekler. Yani çevre anlamında aslında birçok yerden bu firmaları denetleyecekler. Bizler de şu an bakanlığımızın da çok ciddi çalışmaları var. İklim Değişikliği Başkanlığımızın da çok ciddi çalışmaları var bu anlamda. Ülke olarak o tarafa doğru geçiyoruz ama biraz yavaş geçiyoruz. O anlamda sanayicilerimizin biraz daha kafa dikkatli yapılarını olması, buraya çevirip daha dikkatli olmalarını ben öneriyorum. Tabii. Bu bilinç küçük yaşlardan kazanılmalı değil mi? Kesinlikle. Sonradan kazanmak bazen zor oluyor. Çok zor oluyor Nesrin Hanım. Biz örnek bazı projelerimizden sizlere bahsedeyim.
Biz Seka Çevre Danışmanlık firması olarak birçok sivil toplum kuruluşlarıyla zaten çalışıyoruz ve özellikle ilkokullarda veya ortaokullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Mesela ilkokul öğrencilerine bir sunum yaptığımızda, bir eğitim düzenlediğimizde şunu diyoruz. Diyoruz ki anneleriniz evde kızartma yaparken bir bitkisel atık yağ oluşuyor. Bu atık yağ ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda bütün çocuklar diyor ki annelerimiz lavaboya döküyorlar. Bizler de orada şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki 1 litre bitkisel atık yağ binlerce metreküp atık suyu kirletiyor veya suyumuzu kirletiyor. O yüzden bunu ne yapmamız lazım diyoruz. Artık annelerinizi uyaracaksınız ve bu bitkisel atık yağ lavaboya dökmeyecek. Belediyenin veya ilgili kuruluşların toplama yerleri var. Bu toplama yerlerini götüreceksiniz ve bu tekrardan piyasaya enerji olarak geri dönecek. Çok önemli. Bunu anlatınca çocukların kafasında çok güzel şeyler bilinçleniyor ve ona göre de çalışmalar yapıyorlar zaten. Ne güzel. Yani çok amaçlı bir proje bu. Kesinlikle. Değil mi? Yani win-win deniyor ya. Kesinlikle. Yani çok büyük katkı sağlıyor ve çok büyük fayda sağlıyor. Kesinlikle. O yüzden yaptığınız iş çok güzel. Ufak yaştan çocukları eğitmek lazım. O bilinç o zaman oluşuyor. Çünkü bir yaştan sonra belki idrak etmeleri zor oluyor biraz konuyu kavramaları. Ama ufak yaştan bu bilince, bu farkındalığa sahip olurlarsa o zaman işler daha kolay kesinlikle gidiyor. Kesinlikle Neslihan. Zaten şu an günümüz gençliğinde biraz daha görsel zeka ön planda olduğu için aslında şunu görmek istiyorlar. Bir atık var. Bu atık yarın bir gün yani daha sonrasında bir ürüne dönüşüyor. Neyse. Aslında bunu çıplak gözle gördükleri zaman gerçekten inanıyorlar. Biz bu eğitimlerimizi hatta şeyi de gösteriyoruz. Her gün su içtikleri plastik pet şişeler var. Biz diyoruz ki bu plastik pet şişeler sizin yarın bir gün giyeceğiniz tekstil sektöründeki ürünler olabiliyor. Doğru. Veya kullandığınız çanta oluyor. Bakın bunların dönüşümleri bu şekilde. Canlı gözle anlatınca çok daha akıllarında yer alıyor. Bunları değerlendirin değil mi yani? Çok kesinlikle. Önemli. Kesinlikle. Selim Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Son olarak çevre mühendisliği alanında şu an gündemde olan bir konu var Neslihan. O konuda ben meslektaşlarım adına naçizane bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi devletimizin bir kurumu olan Kamu Gözetim Kurumu diye bir kurumumuz var. Bu kurumumuz sürdürülebilirlik denetçiliği diye bir kavram açtı. Ve bu kavrama istinaden de bir sınav düzenleyecek. Bu sınavdan başarılı olan kişiler de sürdürülebilirlik denetçisi olacak. Ve yarın bir gün fabrikaların sürdürülebilirlik raporlarını aslında bu kişiler denetleyecek. Bu denetçilerin hangi nitelikte olduğuna bakacak olursak aslında Kamu Gözetim Kurumu'nun açıkladığı ilgili mevzuatta kamu sektöründen, hukuk sektöründen, ekonomi sektöründen, muhasebe sektöründen, sigortacılık sektöründen bu kişilerin denetçi olabileceğini aslında bizlere anlatıyor. Biz de işin içine girip baktığımızda aslında sürdürülebilirlikle ilgili konular atık yönetimi, sıfır atık, döngüsel ekonomi, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları, karbon ayak izi, su ayak izi, emisyon ticaret sistemi gibi aslında çevre mühendislerinin çok yoğun bir ölçüde uzmanlık alanları var. Maalesef bizim uzmanlık alanlarımızda biz bu sürdürülebilirlik denetçiliğini alamıyoruz. Yani çevre mühendisliğini bu anlamda kurumumuz yok sayıyor. Ben şuradan nacizane son olarak şunu söylemek istiyorum. Çevre mühendisleri aslında bu işin asıl uzmanlarıdır. Muhasebeciler, sigortacılar iklim değişikliğiyle ilgili çok daha fazla yetersiz kalacaktır. Bu işin uzmanı olan çevre mühendisleri aslında bu işi bırakırsak çok daha faydalı olur. Çok önemli bir mesajdı. Katılımınız, bu kıymetli paylaşımlarınız için teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz çevre mühendisi Selim Kazıcı'ydı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.